eğer rızkın doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal tarafından ikram edildiğini keşfedemezsek, buna şahit olamazsak, bu sebepler perdesi, toprak, gübre, ilaç, insan, ağaç, sebepler perdesi arasında boğuluruz, ruhumuz nefes alamaz ve insan manen çöker. Çöker. Bu çöküntüye gitmemek için, nefes almak için ve istidatlarımızı inkişaf ettirip, geliştirip ebedi ahirete, şu kısacık dünyada güzel bir hazırlık yapmak için ineğe baktığımızda, sütü gördüğümüzde diyeceğiz ki bu süt ineğin işi değil. İnek ile sütü Cenab-ı Hak gönderiyor. Bir, umul ne yerden? İnek nerede, süt nerede? Düşüneceğiz. Tavuk nerede, yumurta nerede? Yani üzerinde dediğim gibi master yapılabilen, doktora yapılabilen, ilmi makaleler yazılan yumurtayı tavuğa havale edemeyiz. Bu beklenmediklik sadece görüntüden ibaret değil. Değil. Yani süte bizim ihtiyacımız var. Evet, tam bize uygun. Bu ihtiyacı hiç bilmesi mümkün olmayan evet. bir inekten üretiliyor bu. Evet, orada yaratılıyor. Bizim için kolaylaştırılmış, orada beyan edildiği gibi evet, Nahl evet. suresinde. Evet. İçimi kolaylaştırılmış, hiç bize merhamet etmeyecek, bunu akıl etmeyecek. Bunu bilemeyecek bir. Veya böyle ince düşünemeyecek bir ineğin eliyle bu evet bize veriliyor. Evet ya, inek ot yiyor. Dolayısıyla aslında bu özelliklere baktığımızda sadece ben şöyle gibi anlamıştım. Mesela ya o renkli renkli çiçekler, kuru topraktan çıkan bir ağacın mahsulü. Bu şekil olarak böyle. Bu inek süt meselesinde yine şekil var. Var. Ama hiç sadece şekilden değil. İbaret değil. Az dikkat etmek lazım. Merhamet, ilim. Çok güzel. Açtın konuyu. Düşünme, incelik, zarafet. Yani süt vücudumuzda nerelere ne gibi hizmetler yapıyor? Eğer konuşabilseydik, ben bilmiyorum çoğunu, evet, yani evet. azını da bilmiyorum, çok az şey biliyoruz. O zaman dediğin gibi ya koyun nerede, inek nerede, bu nerede? Benim kemiklerime, gözlerime, kalsiyum mudur, başka bir şey midir? Vücudumdaki azalara, hücrelere tam münasip şekilde yaratılmış. Demek ki her şeyi bilen, bir bana değil, bütün insanlara, bütün canlılara gönderilen her rızık kime gönderilmişse ona tam uygun. Onun ihtiyacına tam uygun olması gösteriyor ki bu ilmi sonsuz, merhameti sonsuz, kudreti sonsuz, kainatın her unsuru emrinde olan Cenab-ı Hakk'ın icraatıdır bu süt dememiz umulmayan yerden gönderildiği için az dikkatle anlaşılır. Bu az dikkati de göstermeyen sebepler perdesinin içinde sıkışır kalır, boğulur kalır. Allah korusun. Cenab-ı Hak o hale düşürmesin. O hale düşüp de ruhu nefes alamadığı için ruhu feryat edenlere de o halden çıkış yollarını fark etmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hak dua edelim birbirimize.